Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yendi. Fener bu maçla zirveye ortak oldu. Akşam gazetesi spor editörü Şafak Gözmen bizimle birlikte. Şafak merhabalar. Maçı nasıl yorumlarsın? E, merhaba Eda. Kolay gelsin. E, Fenerbahçe son haftalarda olduğu gibi yine Erzurum maçına da istediği gibi başlayamadı. Daha doğrusu belki de Erol Bulut'un taktiği bu şekilde ama ee, ilk dakikalardan itibaren Erzurum'un bir e, topa hakim olma isteği vardı ki bunu da başardı zaten. Fenerbahçe kalesinde hatta e, tehlikeli ataklar da yarattı. Gol de buldu. Ancak evet. elle kontrol olduğu için gol iptal edildi. Ee, Fenerbahçe ilk isabetli şutunu daha doğrusu e, Erzurum kalesine yüklenmesini son dakikalara bıraktı. İlk yarının son anlarında e, işte Tiam'la yakaladığı pozisyonlar vardı ki e, son anlarda e, Pelkas'la etkin ataklar geliştirdi ilk yarının sonlarına doğru. Pelkas e, özellikle ilk yarının son 10 dakikasında bayağı bir etkili futbol oynadı. E, bunun karşılığında da muhteşem bir asist yaptı Sinan'a ve 45 artı e, 5'te e, Mert Hakan'ın golüyle Fenerbahçe 1-0 önde girdi devreye. Bu Fenerbahçe adına avantaj oldu. Bir nevi devre arasında moralli girdi. Aynı şekilde Erzurumspor için de bu bir hayal kırıklığıydı. 1-0 e, son dakikada gelen gol e, moralleri bozdu diyebiliriz. E, i̇kinci yarıya bakıldığında Fenerbahçe'de yine Pelkas ilk e, yarıdaki performansını, ilk yarının son anlarındaki performansını ikinci yarının ilk 10 dakikasında da sürdürdü. Açıkçası Erol Bulut'un e, Pelkas'ı e, asıl mevkii olan 10 numarada oynatması e, oyuncu oyuncu açısından da e, verimli oluyor. Yani bunu çok net bir şekilde gösteriyor. E, 48. dakikada Pelkas'ın golüyle Fenerbahçe 2-0 yakaladı burada Tabii ki e, Emrah Erzurum Erzurumsporlu oyuncu Emrah Baycan'ın çok büyük hatası vardı yani topu kaptırdı Fenerbahçe bir kontraya çıktı Sinan Gümüş'ün pasında da e, Pelkas golü buldu ama e, fişi çeken golü Sinan attı ilerleyen dakikalarda yani 55'e doğru 50. dakikadan sonra Fenerbahçe etkinliğini iyice arttırdı ve 3-0'ı yakaladı e, Fenerbahçe bu dakikadan sonra zaten e, oldukça rahattı. Zemin kötüydü. Gerçi Erzurum Stadı'nın, Kazım Karabekir Stadı'nın zemini futbolcuları çok zorladı. Fenerbahçe hiç alışık olmadığı bir zeminde oynadı. Erzurum Spor'da dört tane oyuncu sakatlık geçirdi ki zeminden kaynaklıydı bu. Fenerbahçe oyunun son dakikalarına kadar artık skor avantajında eline aldığından dolayı çok rahat bir maç götürdü diyebiliriz. Erol Bulut'un burada takdir etmek gerekiyor. Özellikle Başakşehir maçından sonra yakaladığı bir çıkış var. Dört maçta 12 puan. Fenerbahçe üst üste kazandığı puanlarla Beşiktaş'ın da bu hafta Hatay'da takılmasıyla zirvenin ortağı oldu bir anda. Ee, önümüzdeki hafta Fenerbahçe için çok etkili olacak. Çok önemli olacak daha doğrusu. Çünkü pazar günü bir Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Burada alınacak sonuç Fenerbahçe'yi liderliğe de taşıyabilir. Eğer ki Galatasaray Vodafone Park'ta kazanır veya berabere kalırsa Fenerbahçe'de e, Ankara gücünü yendiği takdirde içeride liderliği ele geçirmiş olacak. Şu anda zirveyle puanlar ortak ancak e, averajla Fenerbahçe ikinci durumda. Ki Başkan Ali Koç da zaten e, maç sonu yaptığı açıklamada bir düşüş dönemi yaşadık. Şu anda da çıkış dönemi yaşıyoruz. Böyle şeyler olabilir demişti. <laughs> Fenerbahçe bu çıkışını muhtemelen sürdürecektir. Ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Yani tartışılmaz bu. E, ancak e, ilerleyen süreç neyi gösterecek tabii ki bunu bilemeyiz ama e, oynadığı futbolla, sergilediği e, performansla ...taraftarının da gönlünü bir nevi kazanmayı başardı Fenerbahçe tekrardan. Erzurum deplasmanında çok soğuk bir havadaydı. Yani büyük bir ihtimal otoriteler ki birçok spor basından yer alan... ...büyüklerimiz de daha doğrusu spor camiasının içinde yer alanlar da... ...Fenerbahçe'nin takılmasının sürpriz olmayacağını düşünüyordu bu maç öncesi. Ama Fenerbahçe çok net bir galibiyet aldı. Çıkışını sürdürdü. Alanya spor maçının ardından bu gelen galibiyet... İster istemez taraftar da mutlu etti, yönetimi de mutlu etti, teknik heyet de mutlu. Futbolcular moralli üst üste üstüne üst koyarak gidiyor Fenerbahçe. Ee, Ankara gücü maçıyla da eğer ki derbiden Beşiktaş galibiyeti çıkmazsa Fenerbahçe önümüzdeki hafta liderliği ele geçirir. Hı hı. Akşam gazetesi spor editörü Şafak Gözmen bizimle birlikteydi. Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurum spor maçını yorumladı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.